Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Amerikan borsaları belki de tarihin en karışık, en karmaşık olaylarından bir tanesini yaşıyor. GameStop denilen bir hisse, bir şirket borsada resmen fizik kurallarına aykırı bir şekilde yükselişe geçmiş durumda. Bunun arkasında çok büyük dersler var. Hem borsa ile alakalı hem dünyanın gittiği noktayla alakalı. Bugün sizlere birazcık borsa dersi vermek istiyorum. Takipte kalın. Arkadaşlar GameStop 1985 yıllarında Dallas, Texas'ta şu anda bulunduğumuz bölgede kurulmuş bir startup, bir dükkan, bir o zamanın şartlarına uygun alışveriş dükkanı. Özellikle geeklere, nerdlere, oyun oynayanlara, gamerlara, PlayStation gibi oyun konsollarına tapan, bununla yatan kalkan insanlara yönelik bir store, bir shop ve AVM'lerde genelde bulunan bu mağazalar Toplamda dünyada şu anda 5500 lokasyonda bulunmakta ve binlerce çalışanı mevcut. Fakat biliyorsunuz bu pandemi döneminden önce dahi AVM'lerde özellikle online dışındaki alışveriş merkezlerinde dükkanlarında çok büyük bir daralmalar var. AVM'ler kapatılıyor, dükkanlar artık iflas ediliyor. Herkes ticareti e-ticarete taşımanın derdinde. Online alışverişin taşımanın derdinde ve GameStop da bu daralmadan en büyük payı alan şirketlerden bir tanesi. Özellikle beni çoğunlukla gençler takip ettiği için bilirler. Biliyorsunuz Steam gibi oyunların artık internetten indirilmesinden sonra bu tür oyun satın alınabilen, oyun konsollarının veya CD'lerinin ikinci ellerin değiş tokuş yapıldığı Amerika'daki dükkanlar birazcık boşa çıkmış durumdalar. Ama geçtiğimiz günlerde daha doğrusu aylarda bir olay gerçekleşti. GameStop'a gönülden bağlı olan millennial jenerasyonu özellikle bu 1980'leri 90'ları 2000'lerin başını bu tür mağazalarda geçiren geekler Reddit'te toplandılar ve bu şirketin gereğinden fazla düşük değerde olduğuna karar verdiler. Aslında böyle bir şey yok. Yani AVM'lerin battığı bir dünyada sadece mağazalarla hizmet veren, CD alışverişinden para kazanmaya çalışan konsol satmaya çalışan şirketin, tişört satmaya çalışan şirketin ayakta kalması pek mümkün değil. Ama bu insanlar bu olaya daha duygusal yaklaştılar. Gençleri, gençliğini orada geçirdikleri için buna bir anlam yüklediler. Ve Reddit'te bir manipülasyon başladı. Nedir bu? GameStop gereğinden düşük durumda ve biz GameStop alarak aynı Tesla hissesinde yaptığımız gibi bu hisseyi coşturacağız. GameStop arkadaşlar Ağustos ayında 4 dolarlardaydı 4 dolarlardaydı peki sonra bu alım başladıktan sonra neler başladı hisse ilk başta 8 dolara sonra 16 dolara sonra 30 dolara sonra 40 dolarlara geldi yani çok kısa bir sürede neredeyse yüzde 1000 değer kazandı böyle olunca tabi hedge fundlar harekete geçti dediler ki böyle bir şeyin olması matematiksel olarak imkansız biz hedge fanlar olarak bu hissedeki manipülasyonu görüyoruz ve bunu shortlamaya başlıyoruz dediler. Shortlamak ne demek arkadaşlar? Shortlamak şu demek bir hisse değer kazanacak gibi gözüküyor veya değer kaybedecek gibi gözüküyor. Siz burada pozisyon alıyorsunuz diyorsunuz ki ben bu hissenin gelecekte değer kaybedeceğini düşünüyorum ve buna göre his bahsimi oynuyorum. Böyle bir durumda da hedge fanlar büyük milyarder şirketler bahsini bu şirketin düşeceği yönünde vurduktan sonra insanlar bu şirkete gönül veren Reddit özellikle yazarları, internetteki Twitter'daki troller, Forchan akımının öncüleri bu hisseyi daha da kabullenmeye, bu hisseyi Tesla gibi daha da to the moon yapmaya, emek koymaya başladılar ve hisse arkadaşlar bugün borsa kapanmadan önce 150 dolarları gördü ki dün 80 dolardaydı 150 doları gördü Borsa saati kapandıktan sonra hisse senedi 220 doları gördü. 10 milyar doların değerini aşmış durumda şu anda. Özellikle Elon Musk bir tweet attı. Bu redditte bu olayın gerçekleştiği örgütlenmenin yapılandığı Wall Street diye bir e, sub reddit var. Orada e, oranın linkini verdi. Bu e, Elon Musk'ın da pushlaması ile birlikte insanlar e, borsa kapandıktan sonra alım emri vererek bu hisseyi daha da tavana çakmak için alım yapmak başladılar. Tabi böyle olunca birden bu pumping başlamaya başladığında da olaylar e, short squeeze denilen olay gerçekleşmeye başladı. Yani hedge fundlar shortladıkça e, pumping devam ettikçe hedge fundlar batmaya ve Concarto da ilan etmeye başladılar ve şu anda muhtemelen çoğu hedge fund batmış durumda bu e, shortlama pozisyonlarından dolayı. Arkadaşlar bu aslında çok anormal bir durum. Yani Şimdi biz de gaza geliyoruz. Hedge fanlara işte haddini bildirelim. Wall Street şımarıklarına o iyi okullardan şımarıkça mezun olmuş fon yöneticilerini cezalandıralım. Zamanında onlar bizi çektirdi. Şimdi biz onları terse düşürüp tokatlayalım diye gaza geliyoruz ama sonunda bu işte patlama olacağı çok belli. Ne demek bu? Yani değerinden fazla bir hisseyi sadece alım yaparak short squeeze yaparak yani bu hisseyi giderek değerinin overload şekilde yükselterek sonunda bu hissenin birilerinin elinde kalmasına neden olmayacak. Bu hisse sonunda panik durumuna girecek ve herkes satmaya başladığında birileri sonunda kaybedecek. Çünkü arkadaşlar borsa sıfır denklemli bir matematiksel işlemdir. Yani nasıl birisi alır birisi kazanır birisi kaybeder birisi kazanır birisi kazanır birisi kaybeder. Yani Sonunda birisi artı bire geçerken birisinin eksi bire geçmesi lazımdır. Yani birileri iddia ki kaybedecektir bu oyunda. Sonunda da bu hisseye gereğinden fazla yatırım yapanlar, güvenenler, gaza gelenler bu parayı kazanacaktır. Evet şu anda 50 bin dolar yatırıp çok kısa bir sürede fonunu 10 milyon doların üzerine çıkaran reddit yazarları var. Ve bunu Robinhood Application'dan arayüz üzerinden gösteriyorlar bu kazançlarını. Onlara helal olsun diyorum. Doğru zamanda doğru manipülasyonu, spekülasyonu yakaladılar ve arkalarına aldılar bu olayı. Ama bu da şunu gösteriyor artık bildiğimiz borsa olayının e, yavaş yavaş dışına çıktığımızın artık böyle hedge fana ver ve onlar da kafasına göre shortlasınlar para kazansınlar olayının bittiğine tanıklık ediyoruz. Özellikle FED para bastıktan sonra FED'in para basmasından sonra Amerikalıların eline fazladan 3-5 bin dolar geçmesinden sonra ve bu Amerikalılar bu 3-5 bin doları evde otururken pandemiden dolayı nasıl değerlendirelim diye borsaya abandıktan sonra ve bu borsaya abanan özellikle millennial jenerasyonu forumlarda Twitter'da Reddit Reddit'te orada burada Tüyo peşinde koşmasından sonra artık olayların çok da mantık çerçevesinde ilerlemediğini ve bu işin yavaş yavaş cılkının çıktığını gözlemliyoruz. Ama abi sonuçta bu birazcık da risk, birazcık da kumar oynama olayı. Yani riski göğüsleyebiliyorsanız, böyle bir risk alma ihtimaliniz varsa şu anda Reddit yazarlarının bu tür manipülasyonlarını iyi yakalamanız lazım. Mesela BlackBerry hissesi yine aynı bu şekilde Reddit yazarları tarafından pamplanmaya başlanmış durumda. Diğer tarafta Nokia hissesi yine Amerikan borsasında Reddit yazarları tarafından pamplanmaya başlamışlar ve burada çok ciddi milyonlar kazanan insanlar var ama diğer tarafta milyonlar kaybeden insanlar da var. Dediğim gibi borsa abi sonunda birilerinin kaybettiği birilerinin kazandığı yani kazananların kaybedenlerin elinden paralarını aldığı bir e, oyun alanı. O yüzden kaybeden tarafta mı olacaksınız kazanan tarafta mı olacaksınız iyi karar vermeniz gerekiyor ve iyi plan yapmanız lazım. Hatırlıyorum bu olayın aslında atalarından bir tanesi biz olabiliriz. Çoğu diyecek ki Serkan abartma ne yapıyorsun ya ama 2011 yıllarıydı inci sözlükteydik. O zaman Karsan şirketi New York'ta taksi ihalesine girmişti ve biz bu taksi ihalesiyle alakalı Amerikan New York Belediyesi'nde yapılan hangi taksiyi seçelim anketini Karsan lehine çok ciddi bir internet kampanyasıyla manipüle etmiştik ve ondan sonra Karsan hisseleri ve Karsan e, anketle birinci çıkmıştı New York anketinde. Ondan sonra Karsan hisseleri çok ciddi bir e, Türk borsasında kazanım elde etmişti. E, ama biz aman e, dava açmasınlar, Karsan hissesini manipüle ettiler falan filan diye söylentiler çıkmasın diye çok da e, sesimizi çıkartmamıştık işte Türkiye'de e, yaşamakla ifade özgürlüğünün ben bir şey söylüyorum ama bu kimseyi yönlendirmek değil, kimseye yatırım tavsiyesi değil, isteyen istediğini yapar tarzında Amerika'daki ifade özgürlüğünü alması arasındaki fark bu. Amerika'daki Reddit yazarları İnci Sözlüğün 10 yıl önce Karsan hissesine yaptığını şu anda Amerikan borsasında yapıyorlar ve çok ciddi bir dalga, çok ciddi bir devrim yapmış durumdalar. Bakın 2008 yılını bilirsiniz bu mortgage krizi olduğunda neler gerçekleşti ve sonra mortgage krizinin onlarca belgeseli ve filmi çekildi. Şu anda da bu yaşadığımız olaylar, özellikle GME yani GameStop hissesinde gerçekleşen olaylar, Tesla hissesinde gerçekleşen olaylar, nasıl short açanların tokatlandığını, nasıl short açanların bol parayla, özellikle Fed'in bastırdığı bol parayla nasıl Tonga'ya düşürüldüğü ileriki yıllarda bol bol anlatılacak ki bu bana göre aslında bakarsanız Fed'in bol para basması ve Amerika'daki bol paranın nereye gideceğini bilmemesiyle alakalı. Bu da aslında gelen enflasyonun göstergesi. Amerika önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda diyelim daha doğrusu önümüzdeki 5 yılda çok ciddi bir enflasyon seviyesine çıkacağını düşünüyorum. İşte bu olanlar, bu çılgınlık, bu delilikler o enflasyon zamanında belgesellere konu olacak. Bu işin nereden başladığını temel olarak gösterecek etkenlerden biri olarak hayatımıza girecekler. O yüzden arkadaşlar bu olayları iyi takip edin. Yani İngilizce biliyorsanız İngilizce forumları vesaire ne olduğunu takip edin. Bilmiyorsanız Twitter'da beni takip edin veya bu işlerle alakalı yorum yapan, haberleri bildiren Türk tak e Twitter hesaplarını takip edin. Ama bu devrim gerçekleşirken olayın dışında kalmayın. Aslına bakarsanız bu GameStop olayı şu anda şov yapan 800 milyar dolarlara çıkmış Tesla hissesinin Elon Musk'ın da nasıl bu seviyede olduğunu, nasıl millennial jenerasyon Elon Musk'ı çok da değerli olmadığı halde şirketini tap noktalara çıkarttığını ve hayat verdiğinin göstergesi. İleride bu akım hangi şirketlere hayat verecek, hangi sevdiği şirketlere hayat öpücüğü verecek, hangi manipülasyonlar olacak takipte kalın. Belki bu konuları daha patlama olmadan burada sizinle paylaşmış olurum. Evet sevgili dostlarım dinlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenin, kanala abone olun ki aramızdaki samimiyet giderek ilerlesin. Sevgiler, saygılar.